Bugün İngilizce'de gelecek zamana bazı kitapların anlam, bazılarının da kullanım dedikleri fonksiyonlarıyla birlikte bakacağız. Türkçe'de Jack ve Jack ekleriyle tek karşılığı olan gelecek zaman, İngilizce'de will yardımcı fiili, going to kalıbı, present progressive şimdiki zaman ve simple present geniş zamanla ifade edilir. Bu dört yapı birbirlerinden hem matematiği yani yazılışları hem de anlam, fonksiyonları açısından farklılaşır. Present future yani gelecek zaman umut var ve neşeli bir zamandır. Geleceğe dair umutların, öngörülerin, planların, sözlerin, vaatlerin, tekliflerin ve olasılıkların anlatıldığı zamandır. Şimdi inceleyeceğimiz will yardımcı fiili gelecek zaman için en fazla anlamı, fonksiyonu içerirken aynı zamanda arkasından yalın yani ek almayan bir fiille takip edilir. Dilde yaşamın tüm ilişki biçimlerinde verilen sözler ve vaatlerin yeri oldukça önemlidir. I'll study hard. Derslerime çok çalışacağım. I'll call you as soon as I arrive. Varır varmaz seni arayacağım. Ya da bazen alışveriş yaptığımız dükkanların kapılarındaki notlarda olduğu gibi I'll be here in 2 hours. 2 saat içinde burada olacağım. Sevdiklerimize, ailemize ya da müşterilerimize verdiğimiz sözlere birer örnek. Dünyada en çok tartışma yaratan sözler de politikacıların seçmenlerine verdikleri vaatlerdir. Görevi bıraktıktan sonra birçok kişi tarafından insan hakları ihlalleriyle anılan eski Amerikan Başkanı Obama'nın en akılda kalan cümlelerinden yani vaatlerinden birisi de "Change will not come if we wait for someone else" olmuştu. Yani birini bekleyecek olursak değişim hiç gelmez. Tersinden okuduğumuzda "Change will come" demişti. Değişim gelecek. Yine eski Amerikan başkanlarından Jimmy Carter'ın 1976'da seçmene verdiği vaatlerden biri Will'le yapılan şu cümleyle aklımızda kalmıştı. I'll never lie to you. Size asla yalan söylemeyeceğim. Ne yazık ki Will yardımcı fiiliyle yapılan cümlelerin kaderi dünya siyasetinde verilip tutulmayan sözlerle hatırlanmak olmuştur. Bu da aklımıza eski Sovyet siyasetçi Nikita Khrushchev'in "Politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers." Suyun olmadığı yerde köprüler vaat eden politikacılar dünyanın her yerinde birbirine benzerler sözünü getirir. Konu verilen söz ve vaatlerden açılmışken şimdi de iş dünyasında will yapısının nasıl kullanıldığını görelim. Satın alınan ürün ya da hizmetlerle birlikte verilen yazılı garanti belgelerinde İngilizce will yapısını sıkça göreceksiniz. Örneğin burada olduğu gibi 100% money back guarantee. We will give your money back. Herhangi bir sorun yaşanması halinde paranız geri ödenecektir. Bu arada yazılı metinlerde sıkça karşılaştığımız guarantee ve warranty kelimeleri arasındaki farkı da görelim. Garanti, ürün ve hizmetle birlikte bize verilen belgelerde yazılı olan kısmı kapsarken, warranty biraz daha genişletilmiş extended guarantee dediğimiz ya da bazen yazılı olmayan ama sözle verilen hatta bazen yalnızca müşteri memnuniyetiyle de genişletilmiş olan garantilere verilen isimdir. Yani garantilere göre daha kapsamlıdır. Örnekteki gibi, we guarantee our product 100% or we'll return your purchase price. Ürün %100 garantimiz altında. Memnun olmazsanız satın aldığınız para iade edilir. Şimdi will'in on the spot ya da immediate decision dediğimiz konuşma anında aldığımız kararlar için nasıl kullanıldığına bakalım. Örneğin telefon konuşmalarında sıkça daha önce planlamadığımız pek çok kararı alırız. Okay, I'll come with you. Peki, geleyim seninle. Alışveriş yaparken de anında karar verdiğimiz çok olur. I'll buy this shirt please. Şu bluzu alayım lütfen. Yine restoran, bistro ya da kafelere bir şeyler yiyip içmek için gittiğimizde menüye bakıp siparişimizi verirken I'll have cheeseburger with french fries please. Ben cheeseburger biraz da patates alayım lütfen deriz.
geleceğe dair aldığımız kararlar günlük yaşamımızın önemli bir parçasıdır. İngilizce'de bu kararlardan bahsederken yine will yardımcı fiilini kullanacağız. I'll be a good writer in the future. Gelecekte iyi bir yazar olacağım. I won't eat too much. Bu kadar çok yemeyeceğim. İngilizce automatic actions dediğimiz hayatın akışı, yani kontrol edemediğimiz bölüm içinde will kullanacağız. My son will be 4 2 days later. Oğlum 2 gün sonra 4 yaşına basacak. Next week we will celebrate 2024. Gelecek hafta 2024'ü kutlayacağız. My son has passed the exams. He'll graduate next month. Oğlum sınavlarını verdi ve gelecek hafta mezun olacak. Geleceğe dair olasılıkları İngilizce'de birçok şekilde söyleriz. Will yardımcı fiili de kullanılan bu yapılardan biridir. İhtimal gösteren cümlelerin bir kısmında will, probably ya da possibly gibi zarflarla takip edilebilir. The future will generate its own values. Gelecek kendi değerlerini üretecek bir olasılık cümlesi. Ve Lady Gaga yeni albüm müjdesini böyle vermişti. There is a strong possibility I'll release another volume of art pop. Yakında art pop serisinden bir albüm çıkabilir. Bu New York'ta yapılan bir sokak röportajında olduğu gibi yanıt verenler sözlerine genelde bence anlamına gelen I think, I believe, I feel, I guess, I suppose gibi frazelerle başlarlar. I think slow cities will be more popular. Gelecekte yavaş şehirlerin daha çok tercih edileceğini söyleyen bir görüş. Konuşma ve yazı becerilerinde özellikle sonuç cümlelerini yazarken geleceğe dair projeksiyonlar oldukça önemli bir yer tutar. Will'le yapılan bu cümleye göre next stage YouTube will function as university. Günümüzün ihtişamlı ve ünlü üniversiteleri yerine belki de gelecekte YouTube üniversite gibi işlev görecek. İngilizce'de will yardımcı fiili bir küreye bakıp geleceği söyleyenler, fala bakanlar ya da horoskoplar, yani burçlarla biraz eğlenmek isteyenler için sık karşılaşacakları bir yapı. You will have good news in 3 days. 3 gün içinde iyi bir haber alacaksın. For Scorpios, an unexpected truth will emerge. Akrepler için umulmadık bir gerçeklik ortaya çıkacak cümlelerinde de görevi will üstlenecek. Will'in oldukça geniş bir kullanım alanı var. Will you dance with me, benimle dans eder miydiniz? Ya da will you marry me, benimle evlenir misiniz gibi teklifler İngilizce'de will'le yapılır. Nazik ricalar ya da keskin emirlerde de yine aynı yapıyı göreceğiz. Will you open the window please? Pencereyi açar mısınız lütfen? Ya da will you stop talking? Konuşmayı bırakacak mısınız? Shell geçmişte will'le aynı kullanıma sahipken daha sonra eski edebi metinlerde kalmış, modern İngilizce'de sınırlı birkaç fonksiyona sahiptir. Shall I make a sandwich for you? Sana sandviç hazırlayayım mı? Shall we stay at home or walk? Evde mi oturalım yoksa yürüyelim mi gibi tekliflerde sıkça göreceğiz. Gelecek zaman deyince aklımıza ilk gelen kalıplardan biri de be going to'dur. It's cloudy, so it's going to rain. Hava bulutlu, belki de yağacak. Will yardımcı fiiliyle yaptığımız geleceğe dair öngörüler herhangi bir bilgiye dayanmazken, bir bilgi ya da veriye dayanan, yani ipucu içeren, hatta bazen five sense dediğimiz beş duyu organlarımızla hissedebileceğimiz görüntüler, tatlar ya da seslere göre yaptığımız tahminler genelde going to kalıbıyla yapılır. Geleceğe dair tahmin cümleleri tıpkı olasılıklar gibi konuşma ve yazılarda sonuç cümleleri olarak sıkça kullanılacak. She is short, so she is going to drop books. Boyu yetmediği için kitapların düşebileceğini. There are too many books, so he is going to drop books. Ya da burada olduğu gibi kitapların sayısı çok olduğundan devrilebileceğini öngörürüz. Fotoğrafların yardımıyla bir tahminde bulunmak hiç de zor değil. They didn't score any goal, so they are going to lose the match. Hiç gol atamadılar. Böyle giderse maçı kaybedecekler. İkinci resimde ise he's not good enough today,
bugün hiç de iyi değil. So he's going to lose the match. Bu gidişle maçı kaybeder. Gelecekte yapacaklarımızı planladığımız bu küçük notlar bize İngilizce'de going to kalıbını hatırlatır. I'm going to see my dentist tomorrow. Yarın diş hekimimi göreceğim. I'm going to study English tonight. Bu akşam İngilizce çalışacağım. Planlar deyince John Lennon'ı hatırlamadan olmaz. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Hayat, siz planlar yaparken başınıza gelendir diyordu. Planlar konusunda en kestirilemez olanlar çocuklar ve gençlerdir. Şimdi haftalık planları gözden geçirelim. On Tuesday in the afternoon, I'm going to eat lunch with my family. On Wednesday, at 9 o'clock, I'm going to water plants. And on Thursday, I'm going to do morning yoga. Bir ders, sunu, toplantı ya da konferansa başlarken ne anlatacağımızı ya da neler yapılacağını going to kalıbıyla söyleriz. I'm going to talk about future tense today. Bugün gelecek zamana bakacağız. Present progressive yani şimdiki zaman gelecek zaman içinde kullanılır. Planlarımızı gerçekleştirebilmek için artık daha somut adımlar atarız. Örneğin doktora gitmek istiyorsak bir randevu alır, bir arkadaşla buluşmak için telefonla haberleşiriz. My friend is coming 2 days later. İki gün sonra arkadaşım gelecek cümlesinden anladığımız artık onun bir plan olmaktan çıkıp hazırlıkların yapıldığı, örneğin tren biletinin ayırtıldığıdır. Plan aşamasında going to'yu kullanırken bu kez arrangement göstermesi için present progressive yani şimdiki zamanı kullanırız. Son olarak da simple present yani geniş zamanın gelecek zaman için nasıl kullanıldığına bakalım. Tren, otobüs, metro istasyonlarında ve havaalanlarında araçların iniş ve kalkış saatlerini gösteren zaman tablolarında The train leaves at 12:30 p.m. Tren 12:30'da kalkacak. Tiyatro, film, konser ve sergi gibi bazı faaliyetlerin açılış-kapanış saatleri ya da sekanslarında We start at 7:30 p.m. on Friday and Saturdays. Okullarda derslerin başladığı saatleri gösteren haftalık programlarda English classes start at 9 on Mondays and Thursdays. Bir takvime bağlı gerçekleştikleri için simple present tense kullanırız. Şimdi sıra sizde. Burada özetini gördüğünüz fonksiyonlarla başta gördüğümüz will, shall, going to, present progressive yani şimdiki zaman ve simple present geniş zamanın gelecek zaman için kullanımlarını pratik edebilmek için öğrendiğiniz yeni kelimelerle cümleler yapın. Ve daha önce dünya basınından yaptığımız haber okumalarında olduğu gibi karşınıza çıkacak gelecek zamandaki cümlelerde fonksiyon analizi yapın.